hoş geldiniz. Ben Tuğçe Sinan Gürkan ve bilmeyenler için bu video girişlerini her seferinde yapsam çok iyi olacak ama bilmeyenler için bu kanalda öz bakım, motivasyon ve kendimizi sevmek üzerine konuşuyoruz. Kendimizi geliştirmek, öğrenmek ve genel olarak muhteşem bir insan olmak üzerine konuşuyoruz. Eğer bu ilgilendiğiniz bir şeyse abone olun. Bu videonun sonunda karar verebilirsiniz. Bugün sizle YouTube'da favori kanallarımdan bahsedeceğim. Niye tek tek durdum derseniz o kadar çok var ki şu anda. Çok güzel bir video olacak ve eminim şu an atladıklarım da olacak. Ama yine de size yabancı takip edebileceğiniz ve alanlarında benim iyi olduklarını, hatta en iyi olduklarını düşündüğüm insanlardan bahsedeceğiz. Kısa kısa. Umarım. Yoksa çok uzun olacak bu video çünkü. Ve o kadar uzun olsun istemiyoruz. Yani şöyle göstereyim size, bu bir liste. Hadi başlayalım o zaman. Zaman kaybetmeden. Şimdi başlangıç olarak çok da sevmediğim bir insandan bahsedeceğim. Neden bununla başlıyorum bilmiyorum. Ama gitgide yükseltelim diyeceğim ama hiç de öyle olmuyor. Karışık birisi de takılmayın. İlk olarak Gary V'den bahsedeceğiz. Gary V çok sert bir dili olan bir arkadaş. Bu yüzden de aslında hoşlanmıyorum kendisinden. Ama bunun dışında çok iyi iş tavsiyeleri olan ve motivasyon konusunda birçok insana yardım edebilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Eğer biraz olsun kendine gel tarzında bir içerik arıyorsanız bunun kralı Gary V'dir. Bundan bahsetmek istedim hızlıca. Sonrasında benim şu aralar çok aşırı her videosunu izlediğim bir kanaldan bahsedeceğiz. Andrei Zhik. Bunların hepsini bu arada buraya koymaya devam edeceğim. O yüzden hani takip edebilirsiniz video boyunca. Kendisi finans konusunda bence çok iyi tavsiyeleri olan ve çok hızlı para biriktirebilmiş. Ve finansal tavsiyeler üstünde bence harika bir kanala sahip. Ve çok hızlı yükseldi. Ve yükselişine inanılmaz derecede saygı duyuyorum. Çok hızlı para kazandı ve çok hızlı yükseldi. Eğer gerçek tavsiyeleri almak istiyorsanız ondan takipçi olup onun takipçisi olabilirsiniz. Evet. Şimdi benim böyle hani en favorilerimden bir tanesi. Gerçi son zamanlarda ben açıkçası kanalından çok da hoşlanmıyorum ama Colin Nicholson. Colin Nicholson. Şimdi Koz diye de bir kanalı var. Koz'a diye yazılıyor. Motivasyon ve hani biraz yaşam tarzında bir kanal takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Açıkçası ben eski içeriklerimi çok daha fazla seviyordum. Biraz daha bana yakın, benim içeriklerime yakın bir kanaldı. Şu son zamanlarda artık çok bayılmıyorum içeriklerine ama yine de eğer bir göz atmak isterseniz motivasyon ve yaşam tarzı alanında çok iyi. Evet, Matt Davella D'sinde çizgi var. Yine aynı şekilde finans alanında, motivasyon alanında, iş alanında ama en çok da motivasyon alanında takip edebileceğiniz biri. En güzel yaptığı şeylerden iki tanesi benim bayıldığım. Birincisi 30 günlük denemeleri var ve bu 30 günlük denemeler içerisinde atıyorum 30 gün meditasyon yapmayı deniyor. Ve inanılmaz saygı duyuyorum 30 gün boyunca aynı videoyu çekebilecek insanları çünkü çok zor bir şey. Bir de onun montajı var. O yüzden inanılmaz saygı duyduğum bir kanal ama aynı zamanda da çok ünlü tavsiyeler verebilecek işte üretkenlik alanında, finans alanında tavsiyeler verebilecek harika insanları getiriyor kanalına ve onlarla böyle birer saatlik röportajlar yapıyor. Çok fazla şey alabileceğinizi düşünüyorum onlardan. Bana çok yardım dokundu. Devam ediyoruz. Lynn Allure. Lynn Allure biraz daha benim son zamanlarda keşfettiğim bir hanımefendi ama enerjisine bayılıyorum. Çok tatlı giriyor. Hey beautiful, hey ladies falan tarzında böyle bir girişi var ve bayılıyorum ben öyle şeylere açıkçası. Çünkü beni böyle bir moda sokuyor, mutlu ediyor. Ve finans tavsiyeleri veriyor. Genellikle böyle boss babe alanında verdiği tavsiyeler var. Yani böyle kadın, kendi işini yöneten kadınlar, işte kendi para kazanabilen kadınlar, işte eğer bir YouTube kanalınız varsa mesela harika olabilir. Çok güzel finansal tavsiyeler olduğunu düşünüyorum. İzleyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Peter McKinnon. Fotoğrafçılık alanında görebileceğiniz bence en iyi fotoğrafçı ve bu alanda da en iyi video çeken insan Peter McKinnon. Kendisinin bayağı yani böyle 3-4 senedir takipçisiyim ben ve artışını böyle izledim. Yani böyle arttı adam ve ben izledim öyle. Bayılıyorum tekniklerine. Yani herhangi bir şekilde benim öğrendiğim her şeyi o öğretti. Bana ki ben
Hiçbirini bilmiyorum aslında ama yine de bir şeyler öğretmeyi başardı bana. O yüzden muhteşem biri. Kesinlikle izleyin. Yani onun enerjisine de bayılıyorum ama özellikle editlerine bayılıyorum. Ve o presetlerine bayılıyorum. Ama Lightroom kullanmayı beceremediğim için presetlerini alamıyorum. Devam ediyoruz. Oh, Brad Mondo. Saç konusunda eğer bir şeyler öğrenmek istiyorsanız ya da sadece eğlenmek istiyorsanız muhteşem biri. Harika bir enerjisi var. İnsanları eleştiriyor. İnsanlara tepki veriyor. Ama asla da çirkin bir şekilde yapmıyor bunu. Ve ben çok saygı duyuyorum buna. Yine o da böyle hey beautiful diye açıyor kanalını. Ve ben bu enerjiyi çok seviyorum. Eğer sizin de sevdiğiniz bir şeyse kesinlikle izleyin. Devam ediyoruz. Derm Reacts. Eğer cilt bakımı ile ilgili öğrenmek istediğiniz şeyler varsa dermatologların bu işte Vogue'daki falan rutinlere tepki verdiği bir kanal Derm Reacts. Ve bayağı bir şey öğrenebiliyorsunuz cildinizle ilgili, cilt tipinizle ilgili, cildinize ne vermeniz, ne vermemeniz gerektiğiyle ilgili ki bence herkesin kesinlikle öğrenmesi gereken bir şey. Bununla ilgili bir başka kanal da Beauty Within. Beauty Within dede aynı şekilde cilt bakımından konuşuyorlar ama mesela niye sinamid ne onu öğreniyorsunuz, işte retinol ne niye kullanılıyor onu öğreniyorsunuz. Bu kimyasalların hepsini tek tek öğrenebiliyorsunuz ve ben kimyager olmadan bunları öğrenebilmenin muhteşem bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden mutlaka hepimizin öğrenmesi gerektiği ve suratımıza attığımız, vücudumuza sürdüğümüz, saçımıza sürdüğümüz şeylerin içinde ne olduğunu bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. En azından kendimizi zehirleyeceksek bilerek zehirleyelim. Ya da yani ne bileyim arkalarını okuyabildiğimiz artık tüketiciye açık olan firmaların zamanı çünkü. Ve bunu da gerçekten öğrenmek istiyorsanız, gerçekten vücudunuza ne girdiğini bilmek istiyorsanız mutlaka takip etmeniz gereken bir kanal bence. Devam ediyorum. Avant-garde vegan. Şimdi vegan yemeği, yani vegan değilseniz bile bayılacağınız lüks yemeklerin babası. Bayılıyorum bu herife. İnanılmaz bir hippie duruşu var. Tam böyle çağımızın adamı. Tam yani. Tam. Ama bütün bu hani tavırı dışında bir yemekler yapıyor, kafayı yersiniz. Yani yok böyle bir şey. Zaten birkaç tane kitabı var ve çok hızlı yükseldi bu kanalda aynı şekilde. Bu da ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Devam ediyorum çünkü o kadar çok var ki Allah'ım. Jonna Jitten. Bu basit yaşam üzerine, böyle Nordik yaşam üzerine videolar çeken çok tatlı bir hatun. Çok fazla sapı var ve çok rahatsız edici şeyler de yaşıyor ama bu çok huzurlu bir hayatı var ve eğer böyle biraz olsun kendinizi sakinleştirmek, mutlu etmek, biraz da kuzey aksanının şirinliğini duymak istiyorsanız Jonna'yı takip edebilirsiniz. Devam ediyoruz. Elle Banks. Yine saçla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsanız muhteşem bir kuaför, böyle hani sarıların kraliçesi. Ama saç kesimleri evde yapabilmek için falan filan görmek istiyorsanız yine takip edebileceğiniz bir kanal. Devam ediyoruz. Bob Visuals. Bu son zamanlarda keşfettiğim iPhone'ları araştırırken, çünkü telefonum şu durumda, göstermek istiyorum. Şurası açık. Şöyle kırık. Bu arada bunun farklı olmasının nedeni, bu aslında iPhone 6 Gold. Ama ben beyaz ekrandan çok sıkıldığım için sevgiliciğime bunu siyah ekran yaptırdım ama Touch ID değiştirilmediği için böyle kaldı. Ama gerçek yani. Ama gerçek olmasının bir yanı sıra şurada böyle ekranın içinde boşluk var falan. Bayağı kötü durumda telefon. O yüzden de iPhone'ları araştırırken bulduğum biri Bob Visuals. Ama enerjisine bayılıyorum. Çok tatlı bir çocuk ve gerçekten bence en iyi iPhone yorumlarını o yapıyor. Eğer teknolojiyle ilgileniyorsanız, işte telefondan fotoğraf çekimlerine ilgileniyorsanız, telefonlarla ilgileniyorsanız mutlaka takip etmeniz gereken az takipçili bir kanal. O yüzden baştan yerinizi alın derim. Devam ediyorum. Lone Fox. Eğer DIY ile ilgileniyorsanız muhtemelen tanıyorsunuzdur kendinizi ama Drew Scott'un açtığı ikinci ve daha iyiye giden bir hesap kendisi. Lone Fox ev için DIY'lar yapıyor. Kendin yap şeyleri yapıyor ve çoğu Türkiye'deki kanalımızda kendisinden alıyor genellikle. Devam ediyoruz. Biraz böyle bir ortalığa hani şey atıp kaçtım. Megan Batun. Komik bir DIY izlemek istiyorsanız ve genellikle böyle
bir insanın batırdığı şeyleri de görebilmek istiyorsanız Megan'ı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda da dansçı kendisi, bu yüzden eğer dans izlemek istiyorsanız da takip edebilirsiniz. Yine bir DIY kraliçesi önerim. XO McKenna. Bence YouTube'daki en iyi DIY'ları o yapıyor. Ve Lower DIY'yi falan kesinlikle geçiyor diyebilirim. Çünkü tam benim tarzım ve modern DIY'lar yapıyor. Ve gerçekten her yere yapıyorlar. Yani bütün mutfağını falan yeniliyorlar. Böyle eğer makeover'lar sevdiğiniz bir şeyse mutlaka takip edin. Devam. Q-O's Studio. Şimdi nasıl okuduğuma çok emin değilim. Ama eğer kendi dış görünüşünüzle ilgili bir probleminiz varsa ve Instagram'daki insanlar, Instagram modelleri sizin özgüveninizi düşürüyoruz da mutlaka takip edin. Onun dışında güzellikle ilgili, işte altın oranla ilgili falan bir şeyler öğrenmek istiyorsanız da mutlaka takip edin. Instagram gerçeklerini yayınlıyorlar ve bunu da gayet insanları eleştirmeden sakin bir dille yapıp size öğretiyorlar aslında neyin ne olduğunu, neyin Photoshop olduğunu, neyin olmadığını, Photoshop'la neler yapabileceğinizi, güzelliğin ne demek olduğunu, işte yüz şeklinizi falan filan bir sürü şeyden bahsediyorlar. Çok bilgilendirici bir kanal gerçekten. Bu kadar bilgilendirici başka bir kanal yok bence bununla ilgili. Devam ediyorum. Best Dressed. Ashley'nin kanalı. Ashley muhteşem bir insan. Çok komik bir insan ve hani bazen sırf bunun için takip ediyorum. Çünkü kanalı genelde moda alanında ve benim yani %100 ilgilendiğim şeyler yayınlamıyor genelde. Elbiseler falan tarzı böyle şirin giyiniyor. Ben çok öyle bir insan değilim o yüzden. Ama o kadar komik ki beni takip ettirmeye yetiyor ve kendimle ilgili iyi hissediyorum. Aynı zamanda bir film school UCLA'dan mezun. O yüzden de çektiği şeyler de çok hoşuma gidiyor ve bir şekilde hani onun müzikleri, işte onun çekim stilleri falan filan öğreniyorum bayağı bir şey. O yüzden de takip ediyorum aynı zamanda. Ah, çok yoruldum. Az kaldı. Clever News ve Clever Style. Şimdi Clever büyük bir kanal aslında ve bunun içerisinde Clever News benim favorim. Magazin haberleri var. Ama o kadar iyi ki. Hani kimseye asla böyle bir kötü söz söylemiyorlar. Her şeye, herkese pozitif yaklaşıyorlar. Ve olabildiğince aydın insanlar ve çok tatlı insanlar. Ve magazin haberleri öğreniyorsunuz. Atıyorum kim kimi aldatmış, işte kim dünyanın işte en iyi kadını seçilmiş falan, bir sürü bilgi var içinde. Bunun yanı sıra bir de ek kanalları Clever Style var. Clever Style'da Clever'ın stil tarafı işte. Hani onun da challenge'lar yapıyorlar. İşte birbirlerini giydiriyorlar falan. Eğlenceli bir kanal takip etmek istiyorsanız bunların ikisi çok harika kanallar. Devam ediyoruz. Eğer yoga istiyorsanız iki kanal önereceğim. Fight Master Yoga, ki benim yogayı başladığım kanal kendisi. Yogayı öğrendiğim kanal. Ve Yoga with Adrienne. İkisini de öneriyorum. Şu an daha çok Adrienne'i takip ediyorum ama onun dışında genel şu anda Down Dog App ile yapıyorum ben. Veya Ece Turgut'la yapıyorum Flow Studio'dan. Eğer yoga ile ilgileniyorsanız bu ikisini takip edebilirsiniz. Bence çok iyiler. Devam ediyorum. Pickup Lines var. Eğer vegan ve basit yaşam üzerine, bitkiler üzerine ve hani böyle sakin bir yaşamda kendimizi iyi hissetmek adına bir şeyler izlemek istiyorsanız çok sakin bir dille anlatan çok tatlı bir hanımefendi var orada. Bayılıyorum kendisine. Onu izleyebilirsiniz. Pickup Lines da çok güzel bir kanal bence. Az kaldı. Bir sonraki önereceğim kanal Exploring Alternatives. Exploring Alternatives, alternatifleri keşfetmek kanalı ve gerçekten de alternatif yaşamları keşfediyor. Mesela atıyorum plastikten yapılmış bir evin içinde yaşayan insanları keşfediyor. Hiç elektrik olmadan yaşayan, amişler gibi yaşayan insanları keşfediyor. Ve onların hayatlarını senin gözünün önüne getiriyor. Yani şu an yaşadığın hayattan daha farklı bir yaşam tarzını da görerek kafanı genişletmiş oluyorsun. Bence muhteşem bir kanal, kesinlikle öneriyorum. Ama bunun dışında yine evlerle falan ilgileniyorsanız yine önereceğim. Living Big in Tiny Houses sanırım kanal. Bunu yazmadığım için çok net olamayacağım. Ama tiny house'larla ilgili çok güzel bir kanal var. Şimdi buraya yazacağım. Onu izleyebilirsiniz. Eğer böyle küçük evlere meraklıysanız, yapılışını, insanların işte nasıl mutlu olduğunu, içini görmek istiyorsanız, design seviyorsanız onları da takip edebilirsiniz. Ben kesinlikle bu mevzuların köpeği olduğum için bayılıyorum. Evet. Çok bilgili olan bir tanesini sonuna bıraktım nedense. Crash Course. Crash Course YouTube'daki en iyi kanal olabilir gerçekten. Hani hepsinden öte en iyi kanal olabilir. Çünkü her konuda gerçek ve kısa, hızlı kurslara sahip oluyorsunuz. Yani sosyoloji, psikoloji, matematik, bilim,
dünyanın oluşumu, bunların hepsi var ve inanılmaz iyi anlatılıyorlar. Atıyorum şey bile yapabilirsiniz, yani bir edebiyat incelemesini falan bile alabiliyorsunuz. Yani Tanrı biliyor, bana bayağı bir yardımı dokundu üniversitede. Şimdi yalan olmasın, hani kitapları okumayıp crash kurslarını izleyip gitmiş olabilirim bazen. Ama muhteşem bir kanal. Ve bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, ki umarım istiyorsunuzdur, o kanalı mutlaka takip etmelisiniz. Hank ve John'un, benim favori iki insanımın kanalı. John Green ve Hank Green. Mutlaka izleyin. Aynı iki insanın yine Vlog Brothers diye de muhteşem ve YouTube'un en eski kanallarından bir tanesine sahipler. Harikalar. Böyle 3 dakikalık falan birbirlerine vlog çekiyorlar. Ama günün haberlerini almak için ve işte hani onların hayatlarını takip etmek için, çok bilgili insanların komikliklerini duymak için harika bir kanal o da. Onu da izleyebilirsiniz. Son iki. Şimdi son iki. Birincisi Lucy Fink. Lucy Fink 5 günlük denemeler yapıyor ve bence çok güzel bir kanal. Böyle BuzzFeed tadında şeyler seviyorsanız takip edebilirsiniz. Ondan sonra da Robin Sharma'yı önereceğim. Eğer kendinizi geliştirmek, motivasyon, iş alanında yükselmek istiyorsanız, Robin Sharma zaten Ferrari'sini satan, bilgiyi yazan adam. Birçok da kitabı var. 39 tane kitabı var. Muhteşem bir herif. Ve kendisinin böyle kısa kısa uzun videoları var. Çok bilgi alabileceğiniz. Onu da izleyebilirsiniz. Son olarak da umarım beni izlersiniz. Yabancı değilim ama. Bitti. Ağzımda tüy bitti gerçekten. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Umarım bir video bir şekilde yardımcı olmuştur size. Hoşçakalın. Ve bu videoyu beğenirseniz bana çok yardımcı olabilirsiniz. Çünkü YouTube'un algoritması beni gerilerde tutsun istemiyorsanız ve biraz daha abonem olsun, insanlara ulaşayım, YouTube'a daha çok devam edeyim ve bundan biraz olsun bir şey kazanabileyim istiyorsanız, kiramı ödeyebileyim. Daha şöyle çok şey yaptım şu an. Ama bir şekilde bana yardımcı olmak istiyorsanız, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Abone olursanız çok 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 sevinirim. Paylaşırsanız buradan böyle kocaman öperim sizi diye. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.